Bir gece önceden suda beklettiğimiz iki su bardağı baklayı 2 dakika boyunca bol soğuk suyla yıkıyoruz. Üzerlerini geçene kadar su ekleyip ocağa alıyoruz. İlk haşlanmaya başladığında köpürebilir kaşıkla karıştırıp köpüğünü yediriyoruz. Köpükleme bitince bir adet soğanı büyük parçalar halinde kesip tenceremize ekliyoruz. Ağzı açık şekilde pişirmeye devam ediyoruz suyu azaldıkça ara ara üzerine geçecek şekilde sıcak su ekliyoruz. Baklalar iyice pişip dağılmaya başladığında bir tepeleme çay kaşığı tuz ve bir fincan zeytinyağı ekleyip pürüzsüz hale gelinceye kadar blenderdan geçiriyoruz. Tepsimizi zeytinyağı ile yağlayıp favamızı tepsimize aktarıyoruz. Önce oda sıcaklığında ardından ısısı düşünce buzdolabında dinlendiriyoruz. Favamızdan dilimler çıkartıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı ve dereotu ekliyoruz. Bu favanın en saf hali. Bir tutam dereotunu ince ince kıyıyoruz. Limon ve yine ince ince kıyılmış kırmızı soğanı da hazır hale getiriyoruz. Ben kırmızı soğan turşusu kullandım. Karıştırma kabında fava, dereotu ve limonu bir araya getirip karıştırıyoruz. Servis tabağına aktarıp üzerine kırmızı soğan serpip zeytinyağı gezdiriyoruz. Bu da favamızın tekmelisi oluyor. Afiyet olsun.